aile 60 bin. Eskiden bu yana bildiğimiz gibi Isparta'da 10 binden fazla ailenin geçimi gülcülüğe dayalı. Yaptığımız araştırmalarda gülün gen merkezi olarak Dedegül Dağı'nı örnek vermiştik. Dedegül Dağı gülün gen merkezidir dünya için. Dolayısıyla göller yöresinde gülcülük çok avantajlı bir tarımdır. Çünkü gülün gen merkezi Isparta içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla Isparta'ya komşu olan göller yöresindeki diğer işte Burdur, Afyon, Karahisar, Denizli gibi alanlar da bu mikro klimadan etkilenmektedir. Dolayısıyla gülcülük Isparta'da ve göller yöresinde iyi tutmuş bir üründür. Türkiye'nin çoğu yerinde esasında Osmanlı döneminde gülcülük yapılmakla beraber başarılı olan yer burası kalmıştır. 15 Ekim 2018 tarihi itibariyle de gül yağı için tescil alınmış olması önemli bir gelişmedir. Bu tescilde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Üniversitemizden bölünmezden önce üniversitemiz gül üzerine araştırma yapan doçent doktor Sabri Erbaş hocamız bu raporu hazırladı ve Isparta Ticaret Borsası aracılığı ile ilgili makama bu rapor gönderildi. Bu tescil gerçekleşti. Bundan sonraki hedefimiz gül ürünlerine, hani ham madde değil de yapılan gül ürünlerine, mesela gül sirkesi gibi işte diğer gülün diğer ham maddeleri ve ürünleri için tescil almaya yönünde ilerlemeli. Gülcülük Isparta'da bir marka olmuştur. Yöreyi iyi tanıtmaktadır. Biz çok para da harcasak gül kadar Isparta'mızı iyi tanıtabilecek bir aracı bulamayız. Esas tescil UNESCO tescilidir. Yani orada dünya mirasına sokmalıydık. Yani bundan sonraki safhada gül çiçeğini ve gül yağını UNESCO mirasına sokabilirsek bütün dünyaya tanıtmış oluruz. Yani dünya buranın bu işin merkezi olduğunu kabullenmiş olur. O zaman rakiplerimize daha fazla fark atarız. Yeah.